Şu an ben siyasi içerikten de linç yoruyorum. Ya yani 10 numara bir iş yapıyorsun. Hakikaten çok 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 emek isteyen bir iş yapıyorsun. Adam yine yaptığı yerden sana sallıyor. Yine seni linç etmeye çalışıyor ki bir tane cümleni alıyor, kesiyor oradan yine seni linç etmeye çalışıyor el ele Twitter'da. Ben onu umursamıyorum. Yani şu an ne da linç ediliyorsun. Linç edilmeyeyim diyeceksen eğer hepimiz tek tip bir şeye dönüşeceğiz. Bir ünlüye dönüşeceğiz. Tevazu diye milletin götünü öpeceğiz. Hiçbir şekilde kendi fikrimizi söylemeyeceğiz. O zaman kimse seni linçlemez. kimse seni linçlemiyorsa da bir sıkıntı var. Ya hayır zaten sende. kimseden linç yememek gibi bir şey çok mümkün değil internette bir şekilde gözüküyorsan. İlla arıyorsun. Ama hani böyle dediğim gibi mesela güzel komedili bir iş bir konsept başlattın diyelim ki. Ee, bu eğlendiğim bir iş doğal olarak sürekli sürekli her hafta her hafta dedin yani ya, linç bazen kaldır mesela siyasette kaldırabilirsin linçi ya ben öyle düşünüyorum mesela. Siyasi bir program yapılır beğenmez insanlar. Eder ediyor da yapacak bir şey yok. Ama hani ulan böyle eğleneyim gırgır gır makara falan diye yaptım içerikten de böyle her hafta her hafta linç ne tadım tuzum kalır ne işi yapasım gelir benim açıkçası. Ben, biraz ben, ben yaparım Uğraşamam şöyle bir sıkıntı yani. var ama bir yandan siyasi yaptığın için bir yandan hmm. komedi yaptığın zaman o anlaşılmaz onu etkiler. Yani orada yaptığın bir şeyi dönüp senin yaptığın ciddi işin altına yazarlar. Kullanırlar. Böyle böyle yapmıştın unuttun mu? E falan biz unutmadık falan yani. Onu onaya bağırırlar. O personaları ayırmak da mümkün olmadığı için ya da yeni bir alter ego yaratacaksın böyle o da zor bir iş. Personalar ayrılmadığı sürece onu kullan. Bana çok yaptılar mesela. Yani geyik yaptığım bir şey alıp ciddi ciddi adam siyaset konuştuğum bir yerde onu şey yapıyor. Onu söylüyor. Bak sen böyle demiştim lan hani belli herkes gülüyor. Geyik yapılmış orada. Hani espri var orada anlamıyor musun bunu? Ciddi ortamda söylüyor falan böyle. Şeyi biliyorsun oğlum ya bir tane bu Hakan abi olayı vardı hani onu çıkaran <laughs> ben ben bile değilim biliyorsun çıkaran ben değilim yani. Ben, i̇şte bunlar ben böyle değilim. abilerinin yanına geldiler. <laughs> 6 ay geçmiş adam onu atıyor bu nasıl bir tweet bu ne demek istiyorsun falan diye böyle atıyorlar. Ulan hani 6 ay olmamış nasıl bir hafızanız var sizin 6 ay önce yani sizden çıkmış bile biliyor musun yani sen Hakan abin Hakan abin demişsin öyle o çıkmış ortaya. Düşün orada bile ben Ay orada o anladım yani arkadaşların hakikaten. Arkadaşların bunu ortaya çıkarabiliyor olması bu derin araştırmaları Twitter'daki tweet'leri. Abi almaları. diyorum ya hani adam attı onu ve şöyle hani dalga geçer ya millet falan baktım ki alanlar var. Ya ben 50 severim de bu ne falan diyor onu, o zaman dedim ki ha tamam okey hani tamam biz hakikaten maymundan aşağı bir toplumla söz konusuyuz yani zeka konusunda. O zaman tamam okey hani baş başa tamam onu anladım orada dedim ki o sorun değil. Demek ki hata bizdeymiş. Biz fazla beklenti içerisindeymişiz. Yani sen birine şey dediğin zaman Hakan abi nerede? Ya demin çay içiyordu kardeşim yani ben iletim de var. Böyle bir şey dediğin zaman buna bunun esprili olduğunu, satirik olduğunu, sarkazm olduğunu anlamıyorsa bir insan bizim ciddi çok çok çalışmamız gerekiyor yani çok daha yapacak çok işimiz var demek ki. Senin espri anlayışına aşina olmamış da olabilir. Ya güzel kardeşim. ya <laughs> Öyle bir yani, konu da bence belli oluyordur ya Şaka oldu. Ya bir de bak. Dışı, izlemeyen e nereden e bilsin e diye bir şey yok e bence ya. Emoji atmışım bir de. yani böyle alkış emoji'si falan. Bir de alt hep şey dolu. Aynı şekilde hani herkes troll. Anladın mı? Bir de herkes biliyor. Şimdi öyle bir şey olsa o zaman linç edilirsin. Anlıyor musun? Yani o zaman linç edilirsinse. Ben niye böyle bak şu şey görüyor musun falan diye. Alt ay sonra yapıyor adam hani görmüyor hani unutmuş ya da kolektif hafızada silinmiş adamın. Altay ay sonra böyle arkeolojik şey buluntu buluntu bulur mu çıkarıyorsunuz? Işte, i̇şte bu. Görüyorsunuz de, Şimdi çıranı yaktım Erlik. Şimdi yaktı seni adam ya ekşi sözlükte bir sayfa. Ben o, ben orada anladım bak o finaldi hakikaten. Birçok yerde oha falan dedim de o benim için finaldi. Bir tanesi bana Hakan abiniz emri vermiş falan diye bir şey yazıyor yine klasik böyle cevap şeyiyle. <laughs> Mentalitesiyle yazdım ki tabii daha demin işte iki tane çay içtik falan filan. E, Hakan abi öyle sandığınız gibi bir adam değil falan yazdım. Daha ne kadar o zaman da mitin başında yani adam. Yani daha, daha, ne olabilir? Adamlar iki sayfa entry girdi. İki sayfa bir olur, iki olur, üç olur. İki sayfa entry girdi. Ağzından kaçırdı mitajan olduğunu. Biz biliyorduk sizi nasıl kandırdı bak görüyor musun diye. Hayır bir de şey de çok komik. Ee, hani mit bir gizli bir operasyon yapıyor. Birilerini görevlendirip sosyal medyada şey yapıyor. Anladın mı? Hani e, propaganda falan çekecek ha, bir ekip. Ama herkesin operasyon. haberi var herkes yani, biliyor ama yok okuyor. herkes değil. <laughs> Sıkıntı zaten o. Yani onların dünyasına göre sadece kendileri görüyorlar. Hani hani düşün, Milli İstihbarat bir bayağı kurum olarak operasyon çekiyor. Bütün Türkiye'yi yiyor ama o yemiyor. Hani ben o bu değil. Ben o şeye hastayım. O özgüven onun bende olması gerekiyor. Ben öyle bir özgüven istiyorum abi. Yani o özgüven bende de olmalı. Herkes yiyor o yemiyor ama. O yemiyor. bassın dostum onu kandıramazsın ama şey yapıyor işte gidiyor babacana falan oyalıyor yani. <laughs> Anladın mı yani? O, o çok zeki olduğu için. Yani aşırı zeki yani zekadan dolayı <laughs> inanılmaz ya. <laughs> bir oraya gelince bir de daha da komik oluyor. Garip bir hisleri gibi gözüküyor. Allah şifa versin kardeşim. Ya espri olayını ben orada şey yaptım. Ha dedim siyaset yapacaksan okey sen espri yapamayacaksın. Adamlar bunu anlamıyorlar. Ee, yani yapacak bir şey yok. Adam anlamıyor. Hani ciddi ciddi anlamıyor. ve bir kitle de var ya anlamayan. Adam yazıyor altına yani. Ben severim de hani Hakan Fidan övüyordu ne oldu falan. Ne? 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 Nasıl? <laughs> Nasıl? Her ayını izlerdim erlik ama Hakan <laughs> Fidan övmeye başladıktan sonra şimdi işlerin rengi değişti. Ya o bile bir tanesi yazmış. Seçim boyunca Sinan Oğan övüyordu falan. Ne? Aa, onu dün gördüm. Onu dün gördüm. Nasıl? <laughs> Kardeşim sağ olasın yüzümüz güldü gece gece. <laughs> ya şey var. Şunu anladım ben. Bir şey yapmak yani o yüzden mesela millet diyor niye bu kadar saldın ettin falan gibisinden. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şunu gördüm. Bir şey yapmaktan ziyade öyle olduğunu iddia etmek yeterli. Baya böyle post-truth dönemindeyiz. Gerçekten öyle. Baya öyle yapısalcılığın en şey yüksek seviyesindeyiz şu anda. Söylemek daha önemli olmasından. Yani ne olduğu önemli değil. Geçmişte ne oldu yapıldı falan bundan hiçbir önemi yok. Senin nasıl anlattığın önemli. Böyleydi dediğin zaman bitiyor. Öyle öyle oluyor yani. Bir o kadar. Ben diyorum ki niye o kadar o zaman biz uğraşıyoruz ya, diyoruz ki. Biz de aynı şekilde öyleydi diyelim. İş kapansın. Sırrını çözdük Erlik. Şimdi gidip tipe oyumu atacağım ki Serah Kadıgil yeni nesil Macbook'unu alabilsin. Tamam dostum. Ya o şey saçma buluyor bu şeydi. hani komünistsiniz ama Apple kullanıyorsunuz falan. Yani o da bayağı. Çok yüzeysel bir eleştiri. Çok yüzeysel de. Gerçi daha... onlar da pek pek derinlikli adam değil yani onlara da öyle eleştirdim. Ya şöyle tutarlı değil evet ama bence eleştiri içinde çok yüzeysel kalıyor. Ya daha çünkü masaya alıp baktığın zaman birçok konu çıkıyor ortaya yani bu görüşteki insanları eleştirebileceğin. O yüzden işte bir sosyal medya şeyi haline geldi o da, yani makarası haline geldi artık. Millet şey yapıyor yani şakasını yapıyor artık o konunun. Pirom da önde ha.